seni boğarım ha. Oğlum namusla bak kanka. Hay. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan yalnızım. Neden? Çünkü hatırlarsanız ki abim tam burada benim odamda bir kışkırtma çekti. Öldürün bak abi. Vallahi öldürün. Hala izleri duruyor. Odam mahvoldu. Odamın duvarlarındaki boyalar çıktı arkadaşlar. Bakın her yer kalkıyor böyle. Bantlar çıkmıyor. Ve ben bunun hıncını alacağım tabii ki de. Abim odasını plaça çevireceğiz. Hiç umurumda değil. Ne kadar kızarsa kızsın. Bu kışkırtma savaşının asıl başlangıcıdır. Abim şu anda ofise gitti. Kurguda bir sıkıntı çıkmış. Onu halletmesi gerekiyor. Ben de hemen boş bulmuşken odasını bir halledeyim dedim. Gördüğünüz gibi şu anda gayet normal. Her zamanki dağınık bir yatak odası. Burayı birazdan tanıyayım. Yiyecek hale getireceğiz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi abim odasını boşaltacağız. Yatağının falan çıkması gerekiyor. İşte bilgisayara zarar görmesin diye. Ben vicdanlı davranacağım ve bunlara dikkat edeceğim. Abim gibi değilim sonuçta. Mati görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Babamlar bir gün önceye kadar bizdeydi arkadaşlar. Abim yatağında uyumuş gece çok sıcakladığı için. Abim akıllısı da içeri gitmek yerine gitmiş matın üstüne uyumuş. Sabah kadar tutulmuş vücudu. Gelmiş acındırıyor kendini. Ben sabah kadar matta uyudum. Afiyet. Git içeride uyusana kardeşim. Hiç düşünmüyorum. Şimdi odayı boşalttık. Asıl yapmamız gerekenleri yapacağız. Muşambayı falan sereceğiz yerleri. Sonra da kumlarımızı halledeceğiz. Sonra çorap arıyor çorap. Çoraplar da yerden çıkıyor. Prodüksiyona yardım edeyim. Sen o tarafa çek tamam mı? Mia şu an çok şaşırıyor. Ne oluyor be evde diyor. Acaba Mia'yı da kumların arasına atsak mı böyle? Oynasa mı kumlarda? Kaybolur ya. Ama çok mutlu olur büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi aklıma bir fikir geldi. Abimin düminyon plaketini yazlık bir havaya çevireceğim. Gayet güzel bir şekilde giydireceğim. Mayo giydireceğim. İşte bunu görünce biraz kızabilir abim. Bu ne ya? Çok komik oldu. Bedenim dar olduğu için girmiyor. Ay çok komik oldu. Bence odanın en müthiş parçası bu olacak. Şöyle gözlüğümüz. Ha bu da şapkamız. Çok uğraşıyorum bakın çok. Parmağım yapıştı. O kadar zorlanıyoruz ki şu an bunu yaparken. Tamam. Son süsümüzü de ekliyorum. Çok güzel oldu. Çek bize. Bak hop. Abimin manzarasını havai yaptım. Daha ne olsun ki yani. Böyle kışkırtma mı olur ya? Arkadaşlar odamızın çoğu tamamlandı şu anda. Her şey yavaş yavaş oluyor. Şimdi kumları döküp sadece eşyalarımızı koymak kaldı. İşte şişme havuzumuz, yatağımız, şemsiyemiz, her şeyimiz var. Bunları döktükten sonra onları da yerleştireceğiz. Ben şimdi çuvalımı açıyorum. Artık bu odayı birazcık kirletme vakti geldi. Bakın taze deniz kumları. Yapayım. Şimdi birazdan buranın üstüne abim bilgisayarını koyacağız. Klavyesini koyacağız ve mouse'unu koyacağız. Sence bir şey olur mu bilgisayara? Yenisini alır. Bana aldırtır işte sıkıntı olur da arkadaşlar. Bence buranın üstü yeter şu anda. İyi oldu gibi. Birazdan abimi arayacağım. Bakayım ne yapıyor, neler yapıyor orada, işler nasıl gidiyor. Onu bir yoklayayım ki ne zaman geleceğini tahmin edebilirim. Ona göre de işimi bitiririz. Kendimi inşaatta çalışıyormuş gibi seviyorum şu anda. Evi yeniden inşa ediyoruz. Ay çok iyi gözüküyor. Saçmalama Taner! Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Bir şey diyeyim mi? Burası gerçekten deniz kokmaya başladı. Bunu çok dikkatli koymam lazım. İçine kum girmemesi lazım bunun. Altına girer mi? Bak eminsin değil mi? Vallahi bu sarı cidden kızar bana. Sen beni var edin. Mahvedeceksin. Streç filmle kaplayayım ben bunun altını ya. O kadar da değil. Kendimi seviyorum yani sonuçta. Altını yapacağım da aslında. Görmesin o. Buraya birkaç dekor da yerleştireyim. Süsleyeyim. Sonra şişme yataklarımıza, havuzlarımıza geçelim. Bunu nereye koyayım? Bunu şuraya koyayım. Ağaç fotoğrafının yanına gerçek ağaç koyayım. Abime bak ya. Allah Allah! Altında kalıyordum ağacı. Abim bu kadar ağacı ne yapıyor ya? Bu odada. Bak bitmiyor daha farkındaysan. Bunu şuraya koyayım mı? Şimdi bu masa kaç lira? Şimdi bu masa oldu 110 bin lira. Yok ama. Kendinizi plajda hissederek oynuyorsunuz.
Da ne olsun? Güneşleneceğim sandalye. Evet, böyle. Koydum mu? Oo, çok iyi oldu. Ay bayıldım. Gitgide güzelleşiyor da. Abicim azıcık insaflı ol da bak benim gibi şakalar yap. Ne kadar güzelleştirdim odanı ya. Ne o ya duvarlara çikolata falan sürmek? Hiç oluyor mu? Bak, bak güzelim odaya bak. Al bak. Ben aldım odama. Şuna bak. Bir şey diyeyim, boyum kadar gerçekten. Hadi ya denize gidelim. Hadi tatile gidelim. Ulan tam da kış geliyor ya. Neyse kış gelmişken yazı getirdim bizim eve. Arkadaşlar şimdi şurada otururken bir abimi arayayım. Onu bir yoklayayım. Ne yapıyormuş öğrenelim. Ona göre de harekete geçeriz. Domuz. Alo. Efendim. Ne haber? İyi. Nasıl gidiyor ofis? Hallettin mi? Şimdi hallettim işte. Yok. Ama az kaldı ya. Ne kadara gelirsin? 35-40 dakika herhalde. 35-40. İyi tamam. Ben de oturayım öyle bir arayayım dedim. Ne oluyor? Manyak mısın? Evde oturuyorum. Kahvaltı ettim şimdi az önce. İyi tamam. Sabah ben çıkarken niye kalkmadın sen? Abi erken çıktım yani. Bugün işimiz yok. Ben de çıkmayayım. Ay uyanmayayım dedim. İyi tamam. Tamam hadi kapat öf. Oturuyorum ama odanda oturuyorum abicim. Hem de unicornumun üstünde oturuyorum. Arkadaşlar oda bitti. Çok da güzel oldu bence. Her köşesi farklı farklı ve gayet de içime sindi yani. Çok beğendim. Artık buraya yakışır bir şöyle bir elbisemi giyip geleyim ben. Sonra abimi bekleyeceğiz. Abim geldiği zaman saklanmayacağım bu sefer. Gözlerini kapatıp öyle getireceğim. O yüzden giyip geliyorum hemen. Merhabalar. Nasıl olmuşum? Plaja güneşlenmeye geldim. Şuraya oturacağım ve güneşleneceğim. Abi beklerken biraz güneşleneyim değil mi ama? Böyle. Nasıl gözüküyorum orada? Çok iyi. Abimin odasına sefasını sürüyorum şu anda. Şimdi abimi arayacağım. Tabii ki çaktıracağım ne yaptı, bir şeyler yaptığımızı. Biraz içi içini yesin yolda gelirken biraz düşünsün ne yapıyor bu kız acaba bana diye. O şakadan sonra bir şeyler yaptım anlaması lazım. Evet ben biraz güneşleneceğim. Sen artık beni rahat bırak. Bakın fake tatil stories çektim. Şimdi artık abim gerçekten arayacağım. Onu bekleyemem yani akşama kadar. Alo. Alo. Ne oldu? Hiç odamda keyif yapıyorum birazcık da. PlayStation oynuyorum. Yo. Yani... Odama bir bok yapıyorsun demesin lan. Güneşleniyorum abicim odamda birazcık. Keyif, sefa sürüyorum. Odama bir bok yapıyorsun demesin lan. Bilmem ki yani. Takılıyorum öyle ya. Bak. Kızım sen akıllanmadın mı benim sana yaptığım şeylerden sonra? Sence ben bana yapılanın altında kalır mıyım? Asla. Kalman gerektiğini anlamadın mı? Ah be kardeşim ah be. Ne yaptın lan odama? Vallahi söyleyemem. Hadi bak. Sana bak. Bak. Duyuyor musun sesleri? Oğlum çanak çöpü çöpü kurdu odama. Hadi bak duyuyor musun? Çıkıyorum şimdi yola bak saçmalamayın lan. Gerçi ne desem boş ya. Kapat geliyorum of. Hızlı gel. Olabildiğin en hızlı şekilde gel. Mehmet selam ver Mehmet. Selam. Mehmet ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Arkadaşlar şimdi hazır buraya yapmışken bir annemi de arayayım. Onun tepkisini görelim dedim. Göstermem lazım bir yani çünkü duramıyorum. Abim fincanı aldığımı görsün istedim. Hello canım. Hello. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi ben de tatildeyim. Neredesin? Bak güneşleniyorum. Bu havada. Tatildeyim ben Hawaii'ye geldim. Biz burada yağmurla çamurla sen Hawaii'lerde oh valla. Evet bak abim odasını ne yaptım anne. Ama sen yine insaflısın ya. Güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Bak burada havuzumuz var. Bak. Vay çok güzel olmuş. Ama o temizlesin tamam mı odasını? Sakın elini bile sürme. Yok ellemeyeceğim anne. Bak buraya oyun köşesi yaptım. Kız çok güzel olmuş. Elif güneşlenesim geldi valla. Değil mi? Ben de çok beğendim. Abimin 1 milyon plaketine bak şimdi. sence abim kızar mı? Mayonu da aynaya geçirme kararını sen mi aldın? Ayna mı? Ne o? 1 milyon plaketin o senin. Sen sorma! Kim o? Kim o? Sülo mu? Bakma açma. Hadi çıkar ayakkabını çabuk içeri geçiyoruz. Çabuk. Oğlum bak aynı şeyleri ben yapma. Yürü. Bakalım. Dejavu yaşasan. Hallettin mi işlerini?
Nerede çorap yok? Neler düşünüyorsun? Demek ki odada yerlerde bir sıkıntı var. İnsana şimdi bir soru soracağım. Odan da bana sevdiğin, en sevdiğin bir şey söyle. Artık eskisi gibi değil. Artık gerçekten eskisi gibi değil ama. En sevdiğin şeyi söyle. Benim yaptığım mı daha boktandı, bununki mi şu an? En sevdiğin şeyi söyle. Bilgisayar, televizyon. Artık eskisi gibi değil abicim. Ben dedim ki kullanabilir olursa alırsın dedim. Bak şimdi benim sana yaptığım şey yaptıktan sonra kullanılabilir misiniz? Bu saatten sonra birbirimize maddi zarar vermeye gidermiş ha. Ama ben sana dedim savaşı başlattın diye. Lafımı oldustara canavar. Kapıyı kapalı tutalım da. Öküz. Dımdırdağım şişecek. Çantanı çıkar istersen. Yok yok kalsın. Çıkar. İçinde çıkar çıkar. Valla bir çıkar ya abi, arabada bir şey yapmayalım, merak etme. Travma oluş çocukta ya. Gel. Lafımı onlara canım. Oğlum senin ben taşıyorum da şu an. Azıcık yürüsem mi acaba? Gel. Ne? Bakma sakın hatta. Açayım artık. Hayır. Hazır mısın? Hayır. Ben de hayır. Valla hazır değilim. Aşağı doğru indir. Ne yaptın sen? Valla bir şey yapmadım. Aç. Bir dakika. Açma kanka, açma. Buraya bakalım basın ben. Ananın ooo. Bilgisayarın yok artık. Ananın gözü. Sen ne yaptın? Ne odanı? Plaza çevirdin, ne var? Kış geldi dedim abi, tatil yapamadı bu sene. Havayı ayaklarının altına getirdim. Bay Angel melekler. Çalıyoruz bu gece felekte. Mayon da aynaya geçirme kararını sen mi aldın? Ayna mı? Ne var? Bir minyon plaketin o senin. Bu var mı? Senin bu var mı? Demiştim en çok buna tepki verecek diye. Oğlum namuslanma kanka. Ben ona bakar nelerimi verdim. Utanmıyor musun lan sen, ben bilmiyorum plaketimi maya gücünde. O kışta mı kalsaydı burası yaz dönmüşken? Yazıklar olsun. Oğlum aslında iyi olmuş ya, şey gibi olmuş. Reklam seti gibi. Çok iyi değil mi ama abicim ya? Sana unicorn bile aldım. Şimdi ofiste kimse yok anasını satayım. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Yok. Hepsi tatile geldi. Ben sandım ki başkasının videosuna falan gittiler kanka. Hani Yaren video çekiyor sandım, Mert video çekiyor sandım. Hayır, ben hepsini buraya tatil yapmaya çağırdım. Gelin dedim, evde tatil var, parti var. Shit mit almışlar. Oğlum siz kafayı mı yediniz lan? Bu ne ya? Ya bu ne anasını satayım ya? Oyun oynayacaksın. Ya ne oyun oynayacaksın Sıla? Ya bu masalarda bakın kaplar var insan ya. Üstte kumlar var. Mehmet sen de mi söyledin kanka bozulur içine girer diye? Bunu buraya böyle koymaya sen mi karar verdin? Vallahi Mehmet söyledi. Bu bozulsa ne olacak? Mehmet alırmış. Hadi hepsini yaptım. Bunun ne işi, bunun ne suçu var? Ya ne dedim? Plajda basında bir şey oyun oynarsın dedim. Şu klavyenin hali ne? Oyun oynarsın dedim. Sıla bak abim bak. Sınırlar vardır tamam mı bak. İnsanın bak özel çizgileri vardır. Bak bu çizdiğin sınır var ya bilgisayar. Bak bunun ötesine geçmemen gerekiyordu. Bak. Otur. Allah'ım yarabbim. Ne güzel bir şey yaptım sana. Oyna kum oyna işte. Ya, sen, ya baba sizi ben ne yapayım ya? Sizi ben vurayım mı? Kumdan buraya hapishaneye bitirdim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ne güzel şaka yapıyorum. Bak seni var ya. Gayet güzel. Seni elek ederim Sıla, elek. En son bunu diye bana götüme tekmeler atıyordu kendi odasında, kafama vuruyordu. Onunla bu bir mi? Bir milyon plaketim maya giyiyor. Bir milyon plaketim maya giyiyor. Gözlük takmış. En komiyim işte. Gözlük takmış. Deniz manzarası yarattım sana. Evet o kalabilir belki. Enerji hadi. Hadi. Allah ya, birazcık anın tadını çıkar. Ya böyle anın tadını düşünüyorsun. Böyle anın tadını sıçayım. Benim salonda niye simit var? Benim odada niye? Ya! Plajların sesi var. Baba hayatları var aşağı. Emeğe saygı, bozma etrafı. Fırtına çıkarttık plajda. Bak durmuyor. Canım aşkım ya, sen ne yaptılar ya? Biz seninle bir araya gelene kadar ne zorluklardan geçtik seninle buluşana kadar. Amerikalardan yolladılar seni bana. YouTube'da kaç tane video çektim. Tamam işte. Konuk oyuncumuz o videoda şu an. Mayo giymeyi mi hak ediyor? E plaja geldi, ne giysiydi? Ne giydirseydim? Kadın mayosu ne giyiyor? Erkek şortu giydirseydiniz. Ben onun hemcimsini yaptım. Oğlum biz İzmir'e gideceğiz bir saat sonra. Alo! Ben bu odada nasıl hazırlanayım? Ben bu odaya eşyaları nasıl toplayayım? Ben bu odayı böyle bırakıp nasıl çıkayım? Sen şu anda benim, sadece şu anımı değil abicim, bugünümü öldürdün yani. Bugün benim İzmir'de işim var akşam. Lafımı olur. Sonra aa! Arkadaşlar bir tane ödül töreninde beni yılın en iyi YouTuber'a adayı göstermişti aslında. Bravo. Ama bu ödülü almamız için sevgili izleyicilerimizin oy kullanması lazımmış. Madem benim ağzıma sıçıldı yani Sloş, ben de bu videoda bari bunun desteğini isteyeyim değil mi Mehmetciğim? Kameraya doğru yaklaşsana. Tabii ki de. Bence de. Arkadaşlar oylamanın linkini ben yorumlara artık Sıla'nın bu videosunun yorumlarına sabitlerim. Beni oradan oynatan en az bir 40-50 bin oy lazım kanka. Ödül o ödülü istiyorsan yapacaksın buraya hadi. Beni yalnız bırakın, hayatı sorgulayacağım burada. Sağımdan şu an kırmızı bikinili bir kız koşturarak. Böyle o hayali. Miami Beach senaryosu yazıyordum Sloş, niye böldürdün ya? Ya. Sana ne yaptılar? Kaç gün
sözcükleri. Ya ne yapıyorsun ya? Ben süsle. Ben onu kendi ellerimle süsledim. Bak bir de buraya yapışkanından kalmış. Allah'ım çıkarma ya. Az önce oylamada bahsettik. Ben şimdi o ödülü aldıktan sonra o ödülü bunun yanına utanmadan nasıl koyacağım? Ya gayet. Şimdi bu plaket, bu plaket o ödülü suratına baktığı zaman utanmayacak mı kanka? Anam benim ben bayağı gelmiştim diye. Ha? Yani abi gelinlik de getirebilirdik şimdi. Siz hepiniz bir dahakine birazcık daha az komik olun. Gülmekten altıma sıçmayın. Hayatta kalayım yani, anladın mı? Gayet de biliyoruz şu an. Allah Allah. En son bir tane video çekeceğim. Sen de artık arada kayınacaksın. Koca bir yat şey kiralayacağım, şişme bot. Siz denizde oturup delilik delilikle bırakacağım. Desinler bu deliler ne yapıyor? Emanete ihanet edenin cennetin kapısında yolu yoktur abi. Haberiniz olsun. Ben daha da bu yatağımı da. Aa! Ne ya? İstemiyorum kardeşim. Sosis olmuşlar. Sucuk almışlar yani. Sana Allah bunları sormayacak mı? Ya ne yaptın, ne yaptın? Ya nesini anlamıyorsun? Ya ne yaptın, ne yaptın? Abi nesini anlamıyorsun? O da gelmeseydin o zaman. Oğlum üzüldüm. Niye? Bilgisayar kasam yok, mouse'um kumların arasında yüzüyor, televizyonum yok. Bugün akşamki İzmir'deki işim gitti. Sıla bak, sıla bak, onun içine kum kaçarsa, sıla bak. Bak, böyle uyuyacaksın. Oğlum bak seni boğarım. Bak seni boğarım. Şimdi hayır, seni hayır. Boğarım, seni valla boğarım bak. Benim bilgisayarımdan uzak duracaksın, tamam mı? No şiddet. Benim bilgisayarıma yaklaşmayacaksın bir daha, söz ver. Veremem. Gerçekten mükemmel bir hayat, mükemmel bir oda oldu. Sus be, sus. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani. TikTok arkadaşlar bir de şu yorumlardaki şeyden oy vermeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Teselli edin. Görüşmek üzere. Bay bay.